Bademcik ameliyatları daha fazlalıkla bademciğin sık tekrarlayan enfeksiyonlarında veya bademciğin enfeksiyonu olmayıp kütlesel olarak büyüdüğü durumlarda yapılan ameliyatlardır. Burada sadece bademciğin alınması şeklinde değerlendirilmemesi önemli. Bademciğin küçültülmesi şeklinde yapılan ameliyatlar var. Nedir? Sık tekrarlayan bademcik enfeksiyonu yoktur. Sadece organın cismi büyümüştür. Nefes alma, yutma yolunu engellemektedir. Dolayısıyla sadece bademciğin cisminin küçültülmesine yönelik olarak işlemleri yaparız. Bunu daha ziyade radyo dalgalarıyla, radyo frekans yöntemi dediğimiz yöntemlerin ki muhtelif türleri de vardır, küçültme işlemini yaparız. Ama çok sık tekrarlayan, yani okula öğrencinin gitmesini önleyen, işe güce mani olan veya sık tekrarlaması nedeniyle diyelim organ doku hastalanmalarına, sekonder enfeksiyonlara neden olmaktaysa, o takdirde bademciğin alınması, elbette ki tümörleri de dahildir bu söylediğime, bademciğin alınması operasyonları yapılır. Bunda da hem soğuk teknik, lazer tekniği, radyo frekans yöntemleri gibi pek fazla yöntemler kullanılmaktadır. Demek oluyor ki temel olarak bademciğin küçültülmesi için yapılan çeşitli operasyonlarımız var ve bademciğin alınması özelinde, temelinde birçok cihazlar kullanarak yaptığımız işlemler var.